Evet, şu an Osmaniye'deyim. Senet El Şehade. Burada kendisi, hatırlarsınız belki, ilk günler ben babasıyla röportaj yapmıştım. Senet'in hastanede olduğunu söylemiştim ama maalesef, evet maalesef, bacağını, sağ bacağınız mı? Evet. Sağ bacağını kesmek zorunda kalmışlar doktorlar. Babası onu çıkarmıştı enkazın altından. Evet, babası onu enkazın altından hepsini çıkarmıştı. Anneyi, burada şurada anne var, anneyi, küçük bir çocuk var. Kaç yaşında? 5. Onu çekmeyeceğim. Çocuğu çekmeyeceğim. 5 yaşında. Hepsini baba sağ salim çıkardı ama Senet'in maalesef bacağını kurtaramadılar. Bir hafta filan hastanede, Antep'te tedavi gördü. Ve şu an çadırda, Osmaniye'de köyüne getirdi ve bu yer yatağında, yani yer yatağı aslında hiç uygun değil maalesef. Çok acı var. Yani açmaya açıyor, ameliyatı açıyor. Evet. Hep kayı, yorganlar hepsi kayı. Naylon olduğu için. Şimdi parol mü var sadece ağrını dindirebilmek için? Sadece parol verdiler. Sonra ambulans geldi. Necip Fazıl'a götürün dedim. Yani dayanamadım artık. Çok acıyor. Orada ağrı kesici verdiler. Antibiyotik hapı verdiler. Onlar da bitmek üzere. Evet. Onlar da verdi. Orada verdiklerinde kullanmıştılar. İşte onun için, kullandılar için çok az kaldı. Evet. Şimdi de yani çok acı. Hep kayı, aşağıya kayı. İşte yatak lazım bana da, bilmiyorum nasıl olacak. Evet, umarım birileri duyar da bir yatak temin ederler Senet için. Çünkü bacağı depremde bacağından oldu. Evet. Ve ağrıları var, hissedebiliyorum ben maalesef. Yani bir hafta önce dışarıdaydım. Sandalye yoktu. Şöyle eski bir sandalye falan koydular. Düştüm yere. Ameliyatın başında az bir şey açıldı. Orada da enfeksiyon oldu. Evet. Sonra götürdüler, Necip Fazıl'a götürdüler. Götürdüklerinde orada açtılar, biraz kan çıktı. Şu an çok acıyor. Necip Fazıl dediğiniz Antep'te mi? Hayır, Maraş'ta. Maraş'ta. Siz ilk ameliyatı nerede oldunuz? Antep'te. Antep'te oldunuz. Evet. Kaç senedir siz Osmaniye'de köyündesiniz? Kaç sene? 7 sene, 8 sene var. 8 evet, sene. Öyle. Direkt ilk Türkiye'ye geldiğinizde buraya mı gelip yerleştiniz? Hayır. İlk geldiğimizde bizim akrabalarımız vardı, Aslan Bey çiftliği. Evet, bu yukarıdaki köy. Evet, evet. Orada akrabalarımız vardı. İlk geldiğimizde oraya kaldık bir sene falan. Sonra iş duyduk. Burada bir köyde, diğer köyde nahır falan. Orada kaldık 6 sene, 7 sene. Sonra başka bir köye gittik. Sonra gene Topal Uşağı. Evet, Seyrantepe Topal Uşağı. Gene bu bir köye sene, iş duyduk. Geldik burada burada biraz çalıştık. Sonra malları satıldı. Böyle 2 ay durduk. Evet. İşte bu 2 aydan sonra deprem oldu. Ev kira mıydı? Siz kiracıydınız. Evet, kiracıydınız. Evet. Normal 7 kişilik bir aileydi. Yani burada birlikte yaşıyorlardı ama 2 kız çocuğu yaşamını yitirdi enkazın altında. Savra'dan gelmiştiniz. Evet. Savra dediğiniz Fırat Bendir'in olduğu yer mi? Ha, Fırat, o taraf Fırat. Evet. Evet. Işte. Sizin isminiz neydi abi? Ben Muhammed Eşhade. Evet. Muhammed Eşhade. Çalış ama çalış zor değil, hafif. Hep kırık var. Sağat. Evet. Ayağlar sağat. Hepsini sağat. Ben de sağat. 2 ayak sağat. Eskiden ben çalışıyordum. Tek başım çalışıyordum. Ben de vefat eden ablam da biraz yakındaydı. Aileyi biraz kaldırmıştık. Şimdi de ben de sağat olduğum için bilmiyorum nasıl geçireceğiz. Evet. Ben kimliklerini rica edebilir miyim kızlarınızın, vefat eden kızlarınızın? Evet. Evet, gerçekten yani biz Osman Dede köyüne geldiğimizde tesadüfen karşılaşmıştık. Ve motorunu kurtarmaya çalışıyordu çünkü hiçbir vasıtası kalmamıştı. 2 çocuğunu yitirmişti.
Ve şimdi de zaten enkaz kaldırılıyor. Bu duyduğunuz sesler, enkaz kaldırılıyor hemen burada. Enkaz gelmedi. Ben evet. Enkaz aile. Ben. Fatma. Lorin. Bu Fatma El Şehade. Bu da Lorin. Lorin El Şehade. Ha. Lorin. İsmini de Lorin diye koymuşsunuz. Kürtçe isimdir. Evet. 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 Şu iki kız çocuğu maalesef yaşamını yitirdiler. 2005 doğumlu Lorin El Şehade ve 2013 doğumlu Fatma El Şehade yaşamlarını yitirdiler. Senet El Şehade de burada. Yani deprem herkesi vurdu. Ben daha önceki yayında da söylemiştim. Evet. Herkesi vurdu. Evet. Ve herkes büyük zorluklar yaşıyor. O yüzden yani umarım bir an önce belki bir hayırsever görür. Bir yatak en azından Senet'in bu acılarını biraz hafifletebilecek bir yatak en azından temin edilir. Çok geçmiş olsun Senet. Sağ olasın. Çok geçmiş olsun. Hepinize geçmiş olsun. Evet. Yani babanın bacaklarını ben gördüm. Bacakları sakat olduğu için herhangi bir iş yapamıyor doğru düzgün. Burada da belli ki hayvancılıkla uğraşıyorlar. İnsanların hayvanlarına bakarak geçimlerini sağlıyorlardı ama Senet bunu yapıyordu. Bir de Fatma, pardon Lorin, Lorin bu yardım ediyordu. Ancak Lorin yaşamını yitirince Senet de bacağından olunca maalesef baba yalnız başına kaldı. Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Yani sizin iyileştikten sonra siz burada kalmaya devam edecek misiniz? Şimdi 2 ay bas bu, ben çıktı yani o tarafa. Evet. İleride çıkacağız çünkü elektrik kablolar üstümüzde olduğu için. Evet. Yani bugün 2 deprem geldi. Evet. Yani Allah korusun insanlara bu kablolar bize düşerse, yani bu sefer depremden kurtulduk, elektrikten hayatta kurtulamadık. Evet. Çünkü görüyorsun yani hayma da demirden yapılmış. Evet. Şey yani çok sağlıklı değil tabi. Belli zaten depremlerde elektrik düştüğü zaman zaten elektrik de insanları biraz öldürdü. Evet. Maalesef.